Deniz'in El İşi günlüğü kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size güzel bir çocuk bandanasından örnek yapacağım. 20 tane ilmekle başladım. 20 tane ilmeğimizi lastik olarak bir ters bir düz olarak örüyorum. Şu bir sırayı göstereyim. Gördüğünüz gibi bir ters bir düz bir ters bir düz örüyorum. On dört santim olana kadar bu işlemime devam ediyorum. Tığım pardon şişim 14 5 numara. İpim de evde kalmış bir kalın ip. Bunu 14 sıra ördükten sonra ikiye ayıracağım. Önce 10 tane ilmeğimi 12 santim öreceğim. Daha sonra ikinci ilmeğime başlayacağım. 12 santimde onu öreceğim. Ördükten sonra tekrar göstereceğim arkadaşlar. Bunu şimdi 14 santim örüyorum. 14 santimimiz şuraya geliyor. 14 santim olana kadar örüyorum. Sonra ikiye ayıracağım. 10-10. 10 tane ilmeğimi 12 santim olacak şekilde şu kadar yine öreceğim. Sonra diğer ortada ayrık olacak. Diğer 10 ilmeğimi öreceğim. Oraya gelene kadar devam ediyorum. Önümüz kış. Çocuklar, büyükler, herkes kullanabilir. Hadi arkadaşlar hep birlikte başlayalım yapmaya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 14 santim yaptım. 14 santim bandanamın bu kısmı. Sonra 20 ilmekti. 20 ilmeği ikiye ayırdım. Bu tarafı 12 santim. 12 santim. Ben 13 santim ördüm. Biraz uzun olsun diye. 13 santim bu kısmı. Şimdi aynı şekilde bu tarafı da örüyorum. Bu karşı tarafı da ördükten sonra bunu bunun üstüne getireceğim. Bu tarafı da sağı sola, solu sağa getirerek birbirinin üstüne getirdikten sonra tekrar böyle örüyorum ve bandanamız bitmiş olacak. Arkadaşlar. Bunu da bu şekilde örüyorum. Tekrar anlatıyorum. Sağı veya solu birbirinin üzerine geçirdikten sonra bunun üzerine geçirdikten sonra tekrar şişlerimi alıyorum ipimi. Böyle çevireceğim. Ve düz 14 santimi tekrar düz olarak öreceğim. Ve bandanamız bitmiş olacak. Şimdi bandanamızın burası şu kısmı 14 santim. Şurası da 13. Eşit şekilde yaptım. Şimdi arkadaşlar bunu bunun üstüne geçiriyorum. Bunu buradan koparıyorum. Evet, bu şekilde tekrar öreceğim. 14 santim şu kısmı 14 santim daha örüyorum. Buradan birleştiriyorum ikisini.
Evet, böyle birleştirdim. Şu kısmı tekrar yapacağım. 14 santim daha ördükten sonra bandanamız bitmiş olacak. Arkadaşlar, bandanamızı bitirdim. Şimdi kesiyorum. Buradan keseceğim ve büyük iğneyle dikeceğim. Gördüğünüz gibi böyle iki parça yaptık. Bandanamızın modeli böyle. Şöyle dikildiği zaman burası ortası. ...14 santim burası, 13 santim burası ve 14 santim tekrar karşı taraf. Şimdi kesiyorum. Evet, bu şekilde kestim. Biraz fazla ip bırakıp büyük iğnemle dikeceğim. Şekilde dikeceğim şimdi. Böyle dikerek sona geliyorum.
Evet arkadaşlar, mandalamızı diktim arkadan. Bu şekilde bitmiş oldu. Bandalaların ölçüsü kafanızın ölçüsüne, çapına göre alabilirsiniz. Bandanamız bu şekilde bitti. Videomu izledikten sonra beğenirseniz, abone olursanız, beğenirseniz, paylaşırsanız çok memnun olurum. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.